aldık, okuduk, inceledik. Mutluyuz. Öncelikle sizlere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın selamlarını iletiyorum. Ben Onur Demirtaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanıyım. Tabii ki burada bulunma amacımız biraz önce Güzde Başkanımızın da izah ettiği askıya çıkan, tabii kamuoyu yaratan Nazım İmar Planı'nın itirazlarını değerlendirmek. İnsanların en ciddi itirazı yeşil alanda kalan. İnsanların yani başka yerlerde gösterilecek bir miyiz? Yani şimdi yeşil alana gösterilen yerler, mesela benim yeşil alanına gösterilen yerim var. Onun yerine bize ayrıca bir yer verilecek. Bunlara bir şey yapılması lazım. Ama mimar geçsin, boş, yollar ayrılsın. Bir uzun dönemli bu ölüm ve göç hareketlerini burası da arsa abi komple. 3 tane, 6 tane arsa mı? Komple arsa yani. Pardon, kapılamaz. Bizim mahallemiz paralel mahallemizde biliyorsunuz 1/5 binlik Nazım İmar Planı hazırlandı. Askıya çıktı. Askı sürecinde biz de vatandaşlar olarak değerlendirmelerimizi yaptık. Bazı uygun görmediğimiz vatandaşların uygun görmediği yerlerle ilgili itirazlarımızı yaptık askı sürecinde. Daire başkanımız ve yetkililer, Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcımız, Planlama Müdürümüz buraya bizlere kadar geldiler konuları görüşmek için. Bizlere aydınlattılar konularla ilgili. Tüm vatandaşları tek tek dinlediler. Yani iyi bir değerlendirme oldu. Değerlendirmeden sonra tekrar bizlere yine bilgi verecekler bu konuda. Yani bu büyük bir gelişme bizim için, mahalle için. Planlamada düzenlemeler, itirazları değerlendirip tekrar sunum yapacaklar. Yeni bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Toplantımız gayet güzel geçti. Kamuoyunun da bildiği üzere daha önceden Büyükşehir Belediye'mizce hazırlanan ve Büyükşehir Meclisimizce onaylanıp askıya çıkan Faralya Mahallesi Nazım İmar Planı'na ilişkin vatandaşlarımızın askı süresi içerisinde yaptığı itirazların hem yerinde incelemek hem de ilçe belediyemizce istişare etmek amacıyla arazilerde inceleme yaptık ve vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Vatandaşlarımızın taleplerini ve isteklerini yakından dinledik ve gereğinde yapmak üzere de taahhütlerde bulunduk. Planımızı vatandaşlarımızın ve kamuoyunun kullanımına daha rahat sunabilmek için bu tarz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bence çok yerinde oldu. Çünkü toplantı esnasında bilgiyle ilgili eksikliklerin olduğunu gördük. Bazı vatandaşlarımız parsellerin park olarak tanımlanmasından tamamıyla yerlerinin ellerinden gideceğini düşünüyorlardı. Biz bunun böyle olmayacağını, park alanlarından kanunun söylediği oranda kesildikten sonra kendilerine en yakın yerden parsel vereceğini söyledik. Böyle bir kanı vardı. Daha sonra park alanlarında kalan mevcut ruhsatlı ve yapı kullanmalı binaların, park alanlarında kalanların ne olacağına ilgili endişeleri vardı. Tabii ki Fethiye Belediyesi olarak ruhsat ve yapı kullanma verdiğimiz binaları park ve yolda bırakacak durumumuz yok. Bunların hepsini düzelteceğimizi söyledik. Vatandaşlarımız da Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışan arkadaşlarımız ve hepimizin verdiği mesaj şuydu. Biz buradayız, sizi dinliyoruz. Aski itirazlarınızı da inceledik. Ama bunu yeterli görmedik. İki belediye başkanımızın da emri üzerine yerine geldik. Yerinde inceleme yapıyoruz. Birebir sizden öğrenmek istiyoruz. Ve size bilgi aktarmak istiyoruz. Bu anlamda ne kadar sıkıntınız, askı itirazınız varsa hepsini elimizden geldiğinde düzelteceğiz. Kurum görüşleri ilgili kısımlarda da kurumlara giderek itirazlarınızı onlara aktaracağız. Onlara uygun görmesi halinde onları da düzelteceğimizi söyledik. Ve her aşamada kesin onay yapmadan önce hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de ilçe belediyesi olarak kendilerini bir kez daha toplantı düzenleyerek bilgilendireceğimizi söyledik.